Geldiniz. Evet gençler, 4 numaralı soru. Elif YouTube'da bulunan Şefin Matematik Mutfağı kanalına soru çözüm videosu yükleyecektir. İyi hayırlı olsun. Örneğin görseldeki videosunun yüklenen kısmı 11 dakika 45 saniye, yüklenecek kısmı 46 dakika 15 saniyedir. Herkes hakim zaten bunları gençler. Bol bol video indirdiğiniz için olaya hakimsiniz galiba. Evet, mesela demiş ki burada. Arkadaş demiş 11.45 yüklenen bölüm. 46.15'te yüklenecek bölüm. O zaman tüm videomuz şu mu olur ya çocuklar? Mesela 46.15 yüklenecek kısım. 11.45'te yüklenmiş olan kısım. Toplarsam tüm video 0. 1 elde vardı. 6. 57. 60. 60'lığı buraya verirsek toplam mesela 58 dakikalık bir video diyebilirsiniz. Demek ki ilk kısmı adamın anlattığı, uzun uzun anlattığı, kardeşim burası yüklenmiş bölüm, burası yüklenecek bölüm. Şurada da toplamını yaparsanız tüm video uzunluğunu bulabilirsiniz. Bunu anladık hocam. Gayet güzel anlatmış burayı. Peki şunları bir temizleyelim şimdi, sayfada bize yer lazım. Şunları bir temizleyelim çocuklar. Evet. Şimdi bu diyor ki, şuradan kaleme geçelim tekrar. Elif videoyu yüklerken ekranda aşağıdaki bir görüntü görünmüş. Nasılmış görüntü? X dakikalık kısmını yüklemişim. X artı 70 kısımda kalmış. Tüm videom ne kadar dersen, bakın tüm soruyu okumuyorum. Okursam kafam karışır diye yavaş yavaş soruyla beraber gidelim. Bu tüm video. Şöyle yanına yazarım mı? Tüm video. Elif videoyu yüklerken ekranda aşağıdaki gibi bir görüntü oluştuğu andan itibaren 20 dakika daha yükleme yaparsa, arkadaşlar bakın 20 dakika daha yükleme yaparsanız ekranda şöyle bir şey olur artık. Yani x yüklemiştim artı 20 daha yüklersem toplam yüklenen kısım bu olur. Bu kısım tüm videonun 1 bölü 3'üymüş. Bu tüm videonun, yani şunun 1 bölü 3'üymüş. Evet. Bunun paydası görülmeyen bir 1 var. İçler dışlar çarpımı. 3 ile çarptık. 3x artı 60 eşittir 2x artı 70. Bilinenler bir tarafa, bilmeyenler bir tarafa yapıyoruz çocuklar. Bu tarafa geçsin. 3x eksi 2x eşittir 70 eksi 60. Buradan şöyle boşluğa yazalım. X eşittir 10'muş arkadaşlar. Videonun toplam süresi kaç dakikaydı? Videonun toplam süresi 2x artı 70'ti. X'i 10 bulmuştum ben. 2 kere 10, 20 artı 70. Videomuz arkadaşlar toplam 90 dakikalık bir videoymuş. Dolayısıyla cevabımız, şöyle işaretleyelim cevabımızı da. Güzel güzel, 90 dakikalık bir videoymuş. Biraz da bekleyeyim ben. Benden sonra bu soruyu birkaç defa daha okuyun. Kendiniz çözmeye çalışın. Benim çözümleri bir yavaşlatıp izleyin. Ne yapmış bu adam? Nasıl düşünüyor? Soruları tümden mi okuyor? Kısım kısım mı okuyor? Bunlar çok önemli şeyler. Özellikle yeni nesil sorularda. Ciddi konsantre olmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Her yeni nesil sorusuna ayrı ayrı konsantre olacakmışız. Böyle bir sorumuz varmış arkadaşlar. Devamında aşağıdaki sorumuza geçelim. Şöyle kayalım. Evet, o da gayet güzel görünen bir soru çocuklar. Ne demiş bakalım. Şöyle gayet rahat görebiliyoruz galiba. Evet. Okuyorum. Kaan ve Efe'nin dairesel şekildeki topraklı ve çim ekili parkurları sabit süratlerle ne kadar sürede tamamladıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Toprak parkur var. Çim parkur var. Başlama noktalarımız mevcut. Bakın ne anlatmış burada. Uzun uzun söylemişler. Kaan topraklı parkuru 10 saniyede. Efe ise 20 saniyede. Kaan çimli parkuru 40 saniyede. Efe de 30 saniyede gidiyormuş. Devam ediyorum, okuyorum arkadaşlar. Yarışı aynı anda aynı noktadan topraklı yolda başlayan Kaan ve Efe ilk 20 turu burada tamamlamışlar çocuklar. İkisi de 20 tur atacaklar. O şöyle mi olur o zaman? Kaan buradaki 20 turu kaç dakikada tamamlar? Saniyede, özür dilerim. 20 çarpı 10. 200 saniyede Kaan. Kaan 200 saniye. Öbür bebenin adı neydi? Efe. Efe kaç tur atmıştı? O da 20. O da 20 saniye sürüyormuş her bir turu. O da 400 saniyede tamamladı. Şimdi. Birisi 200 saniyede, yani Kaan 200 saniyede. Efe 400 saniyede tamamladı. Bunu anladım.
Ben şimdi şunların hepsini bir temizleyeyim arkadaşlar. Biri 200, biri 400. Bulduklarımızı unutmayın. Şuraları bir temizleyeyim. Tablette yazdığım için arkadaşlar yazılar çok güzel çıkmıyor ne yazık ki. Elle yazılan gibi olmuyor tabii. Evet. Şimdi biz ne bulmuştuk arkadaşlar? Kaan 200 bulmuştuk. Öbür bebeğin adı neydi? Efe, o da 400 harcamışım. Cümle devam ediyor. Diyor ki yarışın geri kalan turları çimde yapılacakmış. Ve bu iki yarışmacı aynı anda yarışı bitireceklermiş. Aynı anda yani desem ki ya hocam bu iş toplam x saniye sürse. X saniye sürse. Kaan'ın x saniye sürdü. Kaan 200 saniye harcamıştı. Ne kadar sürem kaldı çimde harcayacağım zaman? X eksi 200. Peki her turum ne kadar Kaan için? Çimde 40 saniye. X eksi 200 bölü 40. Bu ne? Kaan geri kalan tüm zamanda kaç tur atar çimde demek? Öbürünü bulalım. Öbürü neydi? Efe. Efe'yi de yazalım. Efe'de durum ne? O da x tüm geçen zaman eksi 400'ünü kullanmıştı zaten toprakta. O da ne kadar da bir koşuyormuş? O da 30 saniyede koşuyormuş. Bakın atacağımız turlar aynı olmalı. Bu da tur sayısı. İlk bulduğumda tur sayısı. Bu da tur sayısı. Şimdi bunlar birbirine eşit. İçler dışlar yapmamız lazım. İçler dışlardan önce şu sıfırlar sadeleşebiliyor gençler. Şununla şunu, şununla şunu çarpmamız lazım. 3 çarpı x eksi 200 çarpayım ben sizin için. 3 kere x 3x eksi 600 eşittir 4x eksi 1600. Buradan bilinenler bir tarafa, bilmeyenler bir tarafa, x eşittir 1000. Yani bu iş toplam 1000 saniye sürüyormuş. Peki yarışın kaç turu çimde yapılmıştı? Çimde yapılanlar şurada bulmuştuk arkadaşlar biz onu. X'e 1000 yazarsanız 1000 eksi 200 yani 800 bölü 40. 20 turda çimde yapılmış demek ki arkadaşlar. Güzel bir soru. Uzunca da bir soru. Yani sınavın gelme ihtimali var mı? Olabilir. Böyle sorularsa çok ayırt edici bir soru olur. Ama bizim ufkumuzu açan bir soru. Güzel bir soru oldu. Beğendim. Gidelim. Evet yine gayet yeni nesil bir soru. İşte bakın adamın aradığı tarz okuduğunu anlayabiliyor mu çocuklarım? Ne yapıyorlar? Okuyabiliyorlar mı? Yorum yapabiliyorlar mı? Burada araştırdığı yine bir soru. Güzel. Bir turizm firmasının 29-30 Haziran tarihleri arasında düzenleyeceği Kapadokya gezisi için son katılım tarihi 28 Haziran'dır. Evet. Son katılım tarihinden önce başvuru yapanlara başvuru haftasına göre katılım ücreti de indirim uygulanacaktır. Geziye ait katılım bilgileri aşağıdaki gibidir. Gidilirmiş ha. Balon malon falan. Şuradan kalemdeyiz. Şu rengi değiştirelim. Gelin kırmızı yapalım. Evet. Şimdi demiş ki geziye katılacak 4 kişinin başvuru tarihleri 6, 12, 19 ve 25 Haziran tarihlerindeymiş arkadaşlar. Bu 4 kişinin ödediği toplam ücret 460 liraymış. Şimdi şöyle diyelim mi? Normal katılım fiyatını biz diyelim ki hocam x lira olsun. Altısında katılan çocuk ne kadar ödeyecek? 3 bölü 5'ini yazayım ben buraya. Artı. 12'sinde katılacak çocuk 4 bölü 6'sını. 19'unda katılacak çocuk 4 bölü 5'ini. 25'inde katılacak çocuk normal ücretini ödeyecekmiş arkadaşlar. Bu ücretin toplamı da 460'mış. Şuraya 460 yazalım. Şimdi burada bir payda işlememiz gerekiyor. Bunun paydası 1 çocuklar. 30'da eşitleniyor. Burayı 6 ile. Burayı 5 ile. Burayı 6 ile. Burayı 30 ile çarpalım. 3 kere 6. 18x artı 20x artı 24x artı 30x eşittir. Bu 30 diğer tarafı da tabii bunun paydası 1'di. 460 çarpı 30. Çarpı 30 yapalım. 18, 38, 62, 92x.
Şurası güzel olmadı. Şunu bir silelim. Kaleme geçelim. 92x eşittir 460 çarpı 30. Onu da çarpmadım. Sadeleştiririz diye düşünüyorum. Her tarafı 92'ye bölelim çocuklar. Şundan gidiyor. 92 460'a bölünebilen bir sayı 5. Buradan x eşittir 5 kere 30'dan 150. Burası biraz amelilik olmuş ama artık idare edeceğiz. Çocuklar demek ki normal katılım fiyatı 150 liraymış burada. Soru ne sormuş bize? Demiş ki geziye katılacak 4 kişi 1 Haziran'da gitseydi. 1 Haziran'daki fiyat ne kadar baba? Şurada diyor ki normal ücretin 1 bölü 2'si. Yani 150 lirayken eğer burada gidersen ne kadar ödersin? 75 TL ödersin. Kaç kişi? 4 kişi. O zaman ben kaç para öderdim arkadaşlar? 300 liraya ben bu gezi işini bitirebilirdim. Demiş ki ne kadar daha az olurdu? Ben 460 ödedim. Bu şekilde 300'e gidebilirdim. Aradaki fark 160 TL'ye bu işi bitirebilirdim. Şık bir soru olmuş, güzel bir soru olmuş. Geçişleri yavaş yavaş yapın lütfen. Benden sonra defalarca yavaşlatarak anlamaya çalışalım. Yine şık bir soru, yine güzel bir soru arkadaşlar. Bu da hoş oldu. Şunları bir temizleyelim çocuklar şimdi. Şunları bir temizleyelim. Alttaki sorumuz da bu sayfada galiba. Ona da bakalım. Dedeme de diyor orada peynirci meynirci var. Bakalım nelerin bahsetmiş o. Peynirci dede. Şunları bir silelim. Evet. Şöyle görebileceğiniz kadar büyülteyim. Herhalde okuyabiliyorsunuz. Şöyle yapmış. Peynirci dede iki çeşit doğal peynir satmaktadır. Tam yağlı peynirin bir kalıbının ağırlığı az yağlı. Bakın kahramanlarımız kimler? Tam yağlı peynir. Şöyle. Kaleme geçmemişiz. Tam yağlı peynir ve az yağlı peynir. Tam yağlı peynirin ağırlığı az yağlı peynirin 2 katıymış. Bu x gram olsun. Tam yağlı 2 katıymış. Yani 2x. Peynirler kalıp olarak alınacağı gibi müşterinin isteğine göre dilim şeklinde de yapılabilmektedir. Evet. Filiz ne yapmış Filiz? Filiz 4 eşit dilime bölmüş bir kalıp tam yağlı peynir. 4 parçaya bölmüş. Mesela şu parça. 2x bölü 4. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ne kadarmış? 2x bölü 4 bir tane kalıbın ağırlığı. Bir dilim almış zaten. Artı. 3 dilime bölünmüş. Bakın. Tüm ağırlığım x'ti. 3 dilime böldünüz. Bir diliminizin ağırlığı x bölü 3. Kaç kalıp almış? Kaç dilim almış? 2 dilim almış. 2 ile çarparsınız o zaman. Ne oldu? 2x bölü 3 oldu. Bu Filiz'in aldığı peynir miktarı 420'ymiş. Arkadaşlar bunun ağırlığı 420'ymiş. Bir payda eşitleyelim biz bu işi bulalım. Biri 4, biri 3, birinde görünmeyen bir biri var. Bunu 3 ile, bunu 4 ile, bunu 12 ile çarpmam gerekiyor. 3 kere 2, 6x artı. 4 kere 2x, 8x eşittir. 420 çarpı 12. Bunları uzun uzun çarpmanıza gerek yok. 14x eşittir 420 çarpı 12. Her tarafı 14'e böldüm çocuklar. Gitti. X eşittir. Şunlar gitsin. 30. 30 kere 12. 360. Yani bizim peynirimiz X dediğimiz peynir 360'mış. Şimdi gelin o zaman şunları bulalım. X 360 ise şu peynir 720 gram. Bu da 360 gram. Ya hocam Özlem'i soruyor bana soru. Özlem'in peyniri. 4 eşit dilime bölmüş tam yağlıyı. 720'yi çocuklar 4'e bölelim. 720'yi 4'e böldüm. Bir dilimimiz 180 gram eder. Bu arkadaş 2 dilim almış. 360. 3 eşit dilime bölünmüş bir kalıp az yağlı peynir. Az yağlı peynirin tüm ağırlığı 360'tı. 3 dilime böldünüz. Bir diliminizin ağırlığı 120'dir. Onu da anladım hocam. Şimdi 120 bu gram. 360 da bu. Topladığın zaman Özlem Hanım'ın aldığı gram ne kadar oldu?
360 artı 120 eşittir 480. 480 gram peynir de bu arkadaş almış. Gayet güzelmiş gençler. İki soru da, buradaki iki soru da, yani şu sorumuz ve şu sorumuz tam böyle yeni nesil matematik sorusunun örneklerinden arkadaşlar. Bu da aynı şekilde. Şu dört sorumuz bence gayet sınav sistemine uygun. Bu zorlukta bile gelir mi bilmem ama sizin ufkunuzu genişletmesi açısından gayet